Gizemli Stone Age dikili taş hakkında detaylı bilgiler. Stone Age neredeyse bilmeyen duymayan yoktur. Bu taşlar o kadar gizemli ki çeşitli komplo teorilerine, bilim kurgu filmlerine konu olmuştur. Yeri gelmiş uzaylılar yaptı bile denmiştir. Stone Age konusunu detaylıca açıklanan verilerle ele alıyoruz. İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bulunan Stone Age dünyada en çok tanınan anıtlar arasında. Neolitik taş devri ile bronz çağı dönemlerine ait taş yapıların meydana getirdiği topluluk mezar höyükleri ile çevreleniyor. İngilizce'de asılı taşlar anlamına gelen Stone Age, astronomi, geometri ve paganizmle ilişkilendirilse de hakkında bilimsel bir veri bulunmuyor. Eldeki verilere göre günümüzden 4-5 bin yıl önce şekil verilen devasa taş parçalarının en büyüğü 9 metre uzunlukta ve 25 ton ağırlığında. En büyük parçaya verilen isim Searsen. Taşların günümüzde bulunduğu bölgenin 32 kilometre kuzeyindeki Malbork Dons getirildiğine inanılıyor. Mavi taşlar, Blue Stones olarak adlandırılan daha küçük boyuttaki taş parçalarının her biri en az 4 ton ağırlığında. Bu taşların Galler'in batısından yaklaşık 225 kilometre uzaklıktan getirildiğine inanılıyor. İki dikey taşın üzerinde yatay olarak bulunan taş ise 7.3 metre yüksekliğinde. Taşların nereden, ne şekilde getirildiği ve kimler tarafından yerleştirildiği hala çözülemeyen bir gizem. Stone Age'in yakınında devasa bir Neolitik taş anıt keşfedildi. İngiltere'deki Stone Age'e sadece 3 kilometre uzaklıktaki Durington Walls adlı anıtın altında daha erken döneme ait devasa bir taş anıt keşfedildi. Son teknoloji yöntemlerle kazı yapılmadan tespit edilen anıt, C şekilli Neolitik arena oluşturan 90 dikili taştan oluşuyor. Yeni anıtın kasıtlı olarak gömülmüş olmasının dini bir değişikliğe işaret ettiği düşünülüyor. Arkeolojik çalışmalar, Stone Age'in başlangıçta dönemin elitlerinin gömüldüğü bir anıt mezarlık olarak inşa edildiğini gösterdi. Londra Üniversitesi'nden Profesör Pearson, büyük mavi taşlarla küçüklerin Wallace'tan M.Ö. 3000 yılında mezar taşı olarak getirildiğini ve yapının 200 sene boyunca da mezarlık olarak kaldığını belirtiyor. Daha önceleri Stone Age mezarlıklarında sadece erkeklerin gömüldüğü sanılıyor ve buna yapının gizemini çözecek önemli bir bilgi gözüyle bakılmıyordu. Ancak yeni tekniklerle yapılan çalışmalarda mezarlıklardaki kadın ve erkek sayısının eşit olduğu görüldü. Yapılan kazılarda bulunan çeşitli eşyalarla da bir kraliyet asası, tütsülük olarak kullanıldığı tahmin edilen bir tarafı yanık olan küçük bir kıyase. Buranın dönemin dini, politik lideri ve onun ailesinin mezarlığı olduğu sonucuna ulaşıldı. 80 binden fazla kemik parçasının incelenmesiyle de Stone Age'in M.Ö. 2500'den itibaren Britanyalıların bir araya gelerek bazı kutlamaları gerçekleştirdikleri bir tören festival alanına dönüştüğü sonucuna ulaşıldı. Profesör Pearson, Britanyalıların yanlarında getirdikleri hayvanlarla birlikte yaz ve kış gün dönümü kutlamak için seyahat ettiklerini ve Stone Age'in de bu törenlere ev sahipliği yaptığını söylüyor. Dışarıdan yerel bölgeye taşınmış, dik konumdaki 30 taştan oluşan, kavisli hale getirilerek dik duran taşların üzerine yerleştirilen, kiriş taşlarıyla çember şekli verilen bu yapının eskiden dinsel törenler için kullanıldığı biliniyordu. Çemberin ekseninin yaz dönencesindeki 21 Haziran gün doğumuna doğru konumlandırılmış olması, buna karşılık İrlanda'da yaklaşık olarak aynı zamanlarda inşa edilen New Grange anıtının kış dönencesindeki 21 Aralık gün doğumuna yöneltilmiş olması anıtın astronomi ile ilişkilerini güçlendirmişti. Çünkü gök bilimci Sir Fred Hoyle'un araştırmaları Stone Age'in tutulmaları önceden tespit ettiğini kanıtlamıştı. Mezarlık olarak da kullanıldığı bilinen Stone Age'in sadece
Bu amaçla yapılmış olduğuna imkan verilmediğinden bu antik yapı gizemini asırlarca korudu. Neden yapıldığı hakkında çeşitli teorilerin üretildiği, antik çağın en önemli simgelerinden Stone Age, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirildi. Tarihi bundan yaklaşık 5000 yıl evvel öncesine uzanan Stone Age, uzaylılarla bile ilişkilendirildi. Arkeologlar Miken teorisinin çökmesiyle Stone Age anıtlarıyla ilgili yeni bir tarihleme oluşturdular. Buna göre anıtın ve çevresinin kenarlarının M.Ö. 2950 yıllarında yapılmaya başlandı ve M.Ö. 2900 ve 2400 tarihleri arasında diğer ahşap yapılarla anıta dahil edilmiştir. Bu tarihlemede daha eskiye dayandığı için Miken teorisini tamamen yıkmıştır. Bilimciler Stone Age etrafında yaşayan insanların hiçbir dış bölgeden yardım almadan anıtlarını yaptığını kabul etmişlerdir. Dünyanın en sağlam anıtlarından bir tanesidir. Stone Age'in inşasında Galler'deki Presli dağlarından taşlar kullanılmış ve anıt sağlamlaştırılmıştır. Buradan alınan taşların isimleri koyu bazalttır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Stone Age, Orta Çağ'da inşa edilen dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl 800 bini aşkın ziyaretçinin geldiği alan, İngiliz kraliyet ailesine ait ve saray tarafından yönetiliyor.